kanser hastası psikolojik destek almalı mı? Almalı tüm kronik hastalar için. Yazılım psikiyatrisi diye bir bölüm var. Yani hani bir kişide kronik bir hastalık varsa, sadece kanser değil. Evet. Kanser dışındaki tüm, yani örnek bir nörolojik hastalığı var. Kasa hastalığı olabilir bu. Ya da metabolizma hastalığı olabilir. Veya KOAH olabilir. Veya başka türlü bir hastalığı. Yani kronik bir hastalığı olan kişinin daima psikolojik destek, psikiyatrik destek almasını öneriyoruz. Buna hiçbir hastalığı olmayıp günlük yoğunlukta hani bir takım anksiyete vesaire, iş hayatı olan, tükenmişlik sendromu olan bizlerde bile tıbben önerilmekte. Yani dönemsel bir takım psikiyatrik ya da psikolojik tedaviler alma konusunda. Onun için de hiçbir sakınca olmadığı gibi faydası olduğuna inanıyoruz ve genellikle de hastalarımızı bu yönde telkin ediyoruz. Mutlaka dönemsel olarak bu konuda ehil, bu konuda uzman, psikiyatristler, psikoterapistlerle, özellikle onkoloji alanında çok iyi yine psikiyatri uzmanlarımız var, psikoloji uzmanlarımız var. Onlarla psikoterapi uzmanlarımız var. Destekle gitmekte fayda var. Genelde tabii halk arasında psikiyatrik destek yanlış anlaşılıyor. İşte benim o kadar ağır bir durumum yok, ben yürütüyorum ama bazen kişi kendini çok baskılayabiliyor. Halbuki ben hep böyle bazı paramedik örneklerle denkleştirip tabii örnekleri. Bazen yaşamda da öyle. Hani işi usulüne uygun yaptığında daha rahat gittiği gibi. Yani eğer gerçekten psikiyatrik ya da psikolojik desteğe ihtiyacımız varsa biz o desteği aldığımızda aslında belki daha da rahat ilerleyeceğiz. Tıbben de, onkolojik açıdan da, sosyal yaşantı açısından da. Onun için mutlaka öneriyoruz.